CSS'de birçok şeyi yaptık ve birçok özelliği görmeye çalıştık. Kutu özelliklerine baktık, font özelliklerine baktık, nasıl kutuları yan yana getirebiliriz, kutuların arasında nasıl boşluk açabiliriz gibi gibi birçok şeye baktık. Ama CSS bitti mi? Hayır. Peki nasıl olacak da CSS'de kendimizi geliştireceğiz? Aslında kolay bir yöntemi var. Kolay yöntemi ise eğer siz başka yapılan sitelerden örnekler bulmak istiyorsanız ve bu örneklerle birlikte ilerlemek istiyorsanız kapımız size sonsuza kadar açık. Çünkü aslında Google Chrome'da veyahut da diğer browserların içerisinde CSS özelliklerini görebiliyorsunuz ve bu özellikleri gördükten sonra alıp kullanabiliyorsunuz. Bir tane deneme yapalım. Sonra başka yöntemlerden de bahsedeceğim. Burada mesela bir buton var. Başvuru diye bir buton. Buna satışa tıkladım ve öğeleri inceledim dedim. Öğe iyi inceledi olabilir. Buna tıkladıktan sonra bunun bir buton olduğunu gördüm. Ve butonun bütün özellikleri burada var. Mesela background'ına gradient demiş. Biz de bunu kullanmaya çalışalım. Hatta şöyle yapalım. Gradient diye bir tane class'ta ben oluşturdum. Bu class'ı oluşturduktan sonra da buradaki background color'ı da alıp kopyalayabilirim. Kopyaladıktan sonra yapıştırabilirim. Harika. Bunu yapıştırdım. Böyle bir class'ım var. Bu class şimdilik dursun, adım adım deneyelim. Yapılardan bir tanesine geldim. Yapılardan bir tanesine geldikten sonra da A dedim ve gradient dedim. İçerisine de Lorem 1 diye bir yazı yaz. Neydi oradaki yazı bu arada? Sanırım başvuru diye yazıyordum. Kaydettim. Kaydettikten sonra kendi sitemi açtım. Burada gradient yapısı geldi. En azından buraya kadar getirdik. Peki devam edelim. Bunun dışında başka klaslar daha oluşturalım. Mesela padding diye bir klasımız olsun. BTN diye bir klasım olsun hatta. Genel bir yapı kuralım. Padding dedim. Padding dedikten sonra da yukarıdan 10 piksel dedim. Sağdan soldan da 20 piksel dedim. Bakalım nasıl olacak. BTN klasını da buraya ekleyelim. BTN ve kaydettim. Evet, biraz benzemeye başladı. Peki ne eksik? Yuvarlak kısımları eksik. Yani şuradaki rounded kısmı eksik. Bu rounded kısmını da oluşturabilmek için neydi? Border veya da CSS rounded diyelim. Direkt Google'dan aratalım ve bulmaya çalışalım. CSS rounded corners. Rounded corners'ın nasıl yapılacağını gösteriyor. Burada border radius ile birlikte verilebiliyormuş. Ve border radius'u zaten bir önceki videomuzda görmüştük. Peki alalım ve buna da border radius'u 25 piksel dedim. Geri geldim ve yuvarlağım oluştu. Harika. Buraya kadar geldik. Bir de renk vermemiz gerekiyor. Bu da color olacak. Color olduktan sonra da white diyeceğiz. Çünkü rengimiz burada white'tı. Zaten burada renk kısımlarını falan her şeyi de buradan görebiliriz. Devam edeyim. Buraya kadar geldik. Başvuru yaptık. Başvuru yaptıktan sonra bir de burada dikkatli bakacak olursanız çizgi var. Yani text decoration. CSS text decoration. Text decoration property'yi de açtım. Overline varmış. Line throughout varmış, underline varmış. Bunun gibi birçok seçenek var. Onun dışında text decoration kısmında tabii ki bir tane daha özelliğimiz var. O da none. Peki text decoration none dedim. Bunu dedikten sonra geri geldim. Artık başvur butonu mu gördüm. Aslında bunların her birisini yine yan taraftaki CSS özellikleri kısmından görebilirim. Ve bulduğum özellikleri kendim kullanabilirim. Mesela bir de altında çok hafif bir shadow var. CSS'de shadow'un nasıl yapılacağını bilmiyorum diyelim. Ve CSS shadow yani gölge dedim. Bunu dedikten sonra çok enteresan şeyler var. Mesela CSS shadow generator'lar var. Bunlardan bir tanesi büyük ihtimalle burasıdır. Kötü bir site sanırım. Shadow generator diye yazdım. Peki buradan birkaç tanesini açtım hızlı bir şekilde olsun diye. Bu Shadow Generator'da da mesela blur verebiliyormuşuz. Şurada ne kadar ayrılacağını belirtebiliyormuşuz. Ondan sonra ne kadar aşağıda veyahut da yukarıda olacağını belirtebiliyormuşuz. Ne kadar sağda solda olacağını belirtebiliyormuşuz. Bir de renginin ne olacağını belirtebiliyormuşuz. Rengi bu olsun ama opacity'si çok 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 düşük olsun. Mesela şöyle bir şey olsun diyebilirim. Artık bunu yaptıktan sonra da kopyaladım. Kopyaladıktan sonra butonuma yapıştırdım. Yani oradaki özelliklerin tamamını aldım ve kopyaladım, yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra tekrar bakalım. Burada gölgeli bir butonumuz oluştu. Tabii ki çok fazlaymış bu. 15 piksel değil de bunu
5 piksel yapalım. Burası da 7 piksel değil de 2 piksel olsun dedim. Biraz daha yumuşak, gölgeli bir yapı oluşturdum. Peki bunları ben nasıl yaptım? Açıkçası hep internetten, Google'dan araştırarak ne yapmak istiyorsam adım adım, adım adım, gide gide yaptım. Bunun dışında tabii ki W3 kursun içerisindeki CSS kısmına tıklayacak olursanız burada CSS ile ilgili nelerin nasıl yapılacağı ile ilgili inanılmaz güzel özellikler var. Aynı zamanda CSS Tricks'ti galiba. Bu sitede çok güzel bir sitedir. CSS ile ilgili yapmak istediğiniz her şey ile ilgili bu sitede değişik bilgiler bulabilirsiniz. Peki Coddoors'un bu eğitimde biz niye tamamını öğretmiyoruz? Yani bunu birkaç kere daha açıklamış olabilirim ama tekrar söylüyorum. Temelleri verdik. Temelleri verdikten sonra artık neyin nasıl ekleneceğini biliyorsunuz. Ve CSS limitsiz bir dünya. Yani inanılmaz güzel şeyler yapabilirsiniz. Tabii ki ne kadar ilerlemek istiyorsunuz? Burada önemli olan şey bu. CSS'te Bootstrap'e geçtiğiniz zaman şunu fark edeceksiniz. Aslında birçok şeyi bizim yapmamız gerekmiyormuş. Ve Bootstrap'i de öğrendikten sonra CSS ile ilgili ihtiyaçlarınız varsa ilk önce Bootstrap'in kaynaklarına bakmanızı ve daha sonra orada çözemiyorsanız CSS ile ilgili diğer bilgileri öğrenmenizi tavsiye ederim. Çünkü yapısal olarak CSS'in nasıl işlediğini anlayabilmek için CSS kültürüne en iyi şekilde oturtmuş yapıları kullanıyor olmak lazım. Yani ben başka sitelere bakıp oradaki örneklere baktıktan sonra kullanırsam daha iyi olur. Ve Bootstrap'in içerisinde işin %99'unu çözebiliyorum. Sadece %1'lik kısımda CSS'e ihtiyacım olacak. Orada da Google'layarak aslında birçok şey yapabiliyor olacağım. Tabii ki bu bana yetmeyebilir. Mesela CSS Awards gibi siteler de var. Bu tarz sitelere baktığımız zaman Design Awards veyahut da şu tarz siteler, CSS Winners gibi sitelere bakıp eğer ilham almak istiyorsanız veyahut da bu tarz yapıları incelemek istiyorsanız, gelecekte neler yapabileceğinizi görmek istiyorsanız buradaki siteleri inceleyebilirsiniz ve burada da çok keyifli örnekler bulabilirsiniz. Harika. CSS ile ilgili birçok şey yaptık. O zaman şöyle yapalım. CSS'teki bilgilerimizi aldık ve bir sonraki videoda da bunları daha özet bir şekilde inceleyelim. Daha sonrasında da Bootstrap'e geçelim.